Kıymetli basın mensupları, açıklamamızın başında her birinizi sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyoruz. Geride kalan hafta yaşamını yitiren Arife Çengeloğlu, Asiye Reis, Fatma Küçük, Kenan Tezcan, Asiye Müjde, Hidayet Demirer, Emine Yılmaz, Ali Kutlu, Cemal Topçu, İhsan Akyasan, Mehmet Yavuz, Zeynel Abidin Akra, Mustafa Bayram, Mustafa Ertaş, Hidayet Kesti, Fatma Alemdar, Selahattin Turan, Hidayet Uçar, Fahrettin Parlak, Ayşe Akkanoğlu, Emine Filiz Fidanoğlu'na ve bebeklerini kaybeden Dilsiz ailesine sabırlar diliyorum. Rahmeti Rahman'a ulaşan meftalarımıza da Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Kıymetli basın mensupları, konuşmamızın başında Sarıkamış şehitlerimizi de rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Geride kalan hafta her ülke kendi 2021 yılı bütçelerini açıklamıştır. Bu bütçeler arasında Yunanistan'ın silah harcaması planlaması dikkat çekicidir. Haddini bilmez gücünden bir haber, Yunan hükümeti beyhude bir gözdağı çabası içerisine girmektedir. Bilinmelidir ki Türkiye ne komşularının silahlanması ile korkacak ne de mavi vatandan vazgeçecek yapıda değildir. Kıymetli basın mensupları, bilindiği gibi tüm dünyayı, ülkemizi, ilimizi ve ilçemizi etkisi altına alan koronavirüs salgını devam etmektedir. Bu hal ortadayken aşı çalışmalarında da ciddi ilerlemeler kat edilmektedir. Gelinen noktada aşı çalışmaları uygulanmaya başlayacaktır. Aşıların ülke genelinde bedava olacağı, açıklanmış olmasına rağmen spekülasyon peşinde olanların itibar görmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Öte yandan koronavirüs salgını dolayısıyla pek çok can kaybı yaşanmaktadır. Bu süreçten de en fazla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Cenaze İşleri Müdürlüğü etkilenmektedir. Bu konuda yerel belediyelerimizin bu birimlere takviye yapması gerekebilir. Bu noktada daha duyarlı davranılması gerektiği kanaatindeyiz. Karasu Belediyesi'nin bir önceki dönemden kaynaklanan 46 milyonluk ihale süreci olarak bilinen konunun yargıdaki durumu devam etmektedir. 46 milyonluk ihale süreci olarak bilinen konunun çözümü Karasu'nun geleceği açısından büyük önem arz etmektedir. Bu konuda yargının bir an önce karar vermesi, Karasu'nun borç yükünden kurtulması, eğer borcu hak ediyorsa da hakkaniyetle ödemesi çok mühimdir. Yani biz borcu hak ediyorsak ödeyelim. Eğer hak etmiyorsak ya da bir haksızlık varsa yargı süreci tamamlansın ve bu borçtan kurtulalım. Karasu'nun kaderi yargı sürecinin sağlıklı bir şekilde sonuçlanmasına bağlanmıştır. Geçtiğimiz hafta sonu Kuzey Marmara Otoyolu'nun büyük bir kısmı trafiğe açılmıştır. Bu şekilde artık Karasu'ya ulaşmak çok daha kolaylaştı. Bu durum Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi kampüsünün Karasu'ya kurulmasının önündeki bir engelin daha kalkmasına neden olmuştur. Ancak Kuzey Marmara Otoyolu'nun Karasu'ya ilişkin fiyatlandırılmasının da yeniden gözden geçirilmesi gerektiği ortadadır. Benzer yerler, muadiller arasında Karasu'nun fiyatlandırılmasının yüksek olduğu gözle görülmektedir. Adapazarı Karasu arasındaki demir yolunun yapım işindeki usulsüzlük Sayıştay raporuna yansımıştır. Geçtiğimiz hafta konu Türkiye gündemine bir kez daha getirilmiş, ancak farklı bir detay daha söz konusu olmuştur. Tartışmalarda zaten kendiliğinden çürümüş olan Karasu'nun girişindeki ucube demiryolu ayağının kaldırılmasından dolayı Karasu Belediyesi'ne suçlama yöneltilmiştir. Karasu'nun girişine hançer gibi saplanan, zaman içinde çürüyen ve kullanılması artık mümkün olmayan bir yapıyı kaldıran Karasu Belediyesi'ne suçlamada bulunmak değil, teşekkür etmek gerekir. Onca usulsüzlük içinde Karasu Belediyesi'nin yaptığı bu yıkım usulsüzlük olsa bile kamu yararlıdır, ilçe menfaatinedir. Kıymetli basın mensupları, geride kalan haftalarda da dile getirdiğimiz Orman İşletme Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ilgili konularda
takibatımızı sürdürdüğümüzü ifade etmek istiyorum. Konularla ilgili gelişmeler yaşandığında sizlere tekrar aktaracağım. Açıklamalarımız veya farklı konularda sorularınız varsa yanıtlayabilirim. Eğer sorunuz yoksa her birinizi Yüce Allah'a emanet ediyorum ve ne mutlu Türk'üm diye diyorum.